Sadece bunu onaylarla ödemesini yap dediği bir sistem. 2012 tarihinde kira beyannameleriyle başladı. Sadece onlar vardı. 2016'dan itibaren ücret, menkul sermaye verdi ve diğer kazan beyratları içinde bu uygulama hayata geçirdi. Tabii bu defter sistemi dijital dönüşümden ayaklarından bir tanesi oldu. Vergiye uyum maliyetlerinin azaltılması ve vergiye gönüllü uyum seviyesinin arttırılması amacıyla bu tabi daha küçük olarak nitelendirdiğimiz mükelleflerimiz için getirilmiş bir sistem. Onların işlerinin daha kolay ve daha az maliyete yapılmasını sağlayan bir sistem oldu. Basit süre tabi mükelleflerin işletme hesabı esasına göre defter tutan mükelleflerine serbest meslekler bağlı kayıtlarının veri dersi başkanlığı tarafından oluşturan elektronik ortam aracılığıyla yapılması, defter tutmakla yükümlü olanların defterlerinin elektronik ortamda oluşturulması, muhafazası ve beyannamenin de kolay bir şekilde oluşturulması için yapılmış. Yani meslek mensuplarıyla belli şifre meslek mensupları veya mükemmelin kendisi bu sisteme girerek kendi defterlerini tutarak beyanını hazırlayabiliyor. Evet, en büyük değerlendiriliyor. Daha sonra merkeze gönderiliyor. Merkez tarafından bir komisyon değerlendirmesi yapıyor. Sonra onaya çıkıyor. Diğer incelemeler için de bu şekilde. Yani bir kişinin karar verdiği bir sistem kesinlikle yok. İnceleme talepleri, proje takip işler, biraz önce 16 tane masamız söyledi. Bunlardan bir tanesi diğerlerinin sınıfına girmeyen bir masa. Bunlar senaryo üretiyorlar. Biz vergi incelemelerinde bu listelenmiş sisteminde senaryolara çok önem veriyoruz. Şu an hali hazırda 469 tane senaryomuz var. Verileri bu senaryolar üzerinden uyguluyoruz. Ve bu senaryolar sonucunda riskli mükellefleri risk derecelerine göre sınıflıyoruz. Bu analiz sonucunda incelemenin tam inceleme mi, sınırlı bir inceleme mi olduğu noktasında ayrıma gidiyoruz. Birçoğumuz tam inceleme ve sınırlı inceleme hakkında bilgi sahibi olduğumuz için burada gerek detaylarını istemiyorum. Daha sonra senaryoları incelemeyi oluşturduktan sonra vergi müfettişine açıyoruz. Vergi müfettişi hatta biraz daha detaylandırayım isterseniz burayı. Biz senaryoyu uyguladıktan sonra incelemeleri bir havuza alıyoruz. Burada bu havuzda bu incelemeleri tasdik ediyoruz. Risklerine göre vergi türü, bölge, meslek, risk konuları bu şekilde bir tasdik yoluna gidiyoruz. Daha sonra bunların hepsini o havuzdan her bir mükellef için o kurum merkezindeki analiz yapan müfettişler tarafından değerlendiriliyor. Ve bunlar biraz sonra anlatacağım MBR dediğimiz mükellef bilgi raporuna tek tek giriliyor. Yani bu mükellef için şu hususlar riskli. Örneğin ortaklardan alacaklarla ilgili olarak senaryomuzu uygulamışız, tasdiklememizi yapmışız ve burada şunu görüyoruz. Bu mükellefte ortaklardan alacaklar hesabında faiz riski var. Faizin adat yapılmış mı yapılmamış mı? Biz MBR'ye şunu yüklüyoruz. Diyoruz ki müfettiş şuna bak. Bu ortaklardan alacağına faiz hesaplamış mı hesaplamamış mı? Müfettiş bunu asgari olarak yani incelemesini tam veya sınırlı kapsamda yapıyor ama asgari bunlara dikkat etmek zorunda. Daha sonra incelemesini tamamlandığında biz burada işi bırakmıyoruz. Diyoruz ki müfettişe sen bu incelemeyi yaptın. Burada faiz hesaplamış mı hesaplamamış mı? Soruyu tekrar soruyoruz. Müfettiş o soruyu cevaplamadan bir sonraki aşamaya geçemiyor. Yani raporunu kapatamıyor. Dolayısıyla şu haliyle sistem kendi otokontrol mekanizmasını bünyesinde barındırıyor. Biz burada geri dönüşlere çok önem veriyoruz. Geri dönüşleri geri kontrol paneli, geri bildirim kontrol paneli sürekliyle sağlıyoruz ve senaryolarımızı ona göre de güncelliyoruz.
senaryo ne derseniz, bu da açıkçası biraz açıklamak istersen, bir mevcut bir veri setimiz var. Bunun üzerinden bir model oluşturuyoruz ve mükellefin cari ve geçmiş dönemini bu kapsamda değerlendiriyoruz. Şu an halihazırda biraz önce söylediğim gibi 469 tane senaryomuz var, 47 tane risk konumuz var ve 996 tane kontrol listemiz var. Yani müfettişe sorduğumuz soru diyebiliriz esasında. Evet, mükellef bilgi raporu dedim. Bu nedir? Mükellef bilgi raporu, hani dedik ya biraz önce, geleneksel incelemede işte müfettiş birçok şeyi araştırıyor. Şu an araştırmasına gerek yok. Biz zaten incelemeye gönderdiğimiz anda mükellefin bütün verilerini derleyip topluyoruz. Sicil bilgileri, inceleme bilgileri, beyan bildirimler, denetim bilgisi, analizleri, bunların analizleri yapılmış bir şekilde sunuyoruz ve bu şekilde incelemeleri hızlandırıyoruz ve daha kolaylaştırıyoruz. Son olarak VEDAS hakkında biraz da bilgi vermek istiyorum. VEDAS bizim geliştirdiğimiz bir denetim analiz sistemi. Gerçekten etkinliği çok yüksek ve şu an halihazırda müfettişlerimize bu eğitimleri veriyoruz. Bu da bir yazılım esasında ama verilerde yapılan usulsüzlükleri aramayı kolaylaştıran, vergi incelemelerinde etkinlik ve verimliliği sağlayan, büyük ölçekli verilerin içerisindeki anormallikleri tespit eden ki yani o muayenelik dönemindeki incelemede VEDAS olsaydı belki de 6 ayda 7 ayda yaptığım işi bir tuşla çok rahatlıkla yapmış olacaktım. Bu yönünde geleneksel yöntemlerden çok daha hızlı ve daha doğru sonuçlar veren, sadece sondajlama yoluyla örnekler veri üzerinden değil, tüm veriyi baz alarak inceleme yapan bir sistem diyebiliriz. Burada sistem kendi içerisinde e-defter analizi, e-fatura analizi yaptığı gibi bunun dışında gelir tablosu, bilanço analizleri yapıyor, ters bakiye kontrolü, bakiye kontrolü gibi kontroller yapıyor. Bunun dışında hasılat analizi, envanter ve Benford analizi gibi birçok analizi yapabiliyor. Ben sunumu burada tamamlamak istiyorum. Süreyi de makul ettiğim bir şekilde kullandığımı düşünüyorum. Vergi incelemelerinde olduğu gibi. Hepinize saygıyla selamlıyorum. Kongremize de hayırlara vesile olmasını diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Faturaya yansıtılacak. Namalı başkanımız Necdetçilerin üstadımıza. Çok teşekkür ediyoruz. Vergi vergisi fatura belgelerde belgede gösterilmeyecek. Tabii ki dolaylı faturaya yansıtılacak. Kullanılabilir ama şu standart yapım yani gelecek zamanlarda çok da anlam ifade etmeyecek çünkü her şey bakılabilecek. Hatta risklerle ilgili de uyuşmazlıkları da ortaya çıkartacak. 315'i bile birazcık dijitale yükleyebileceğiz. Şurayı bir geçeyim. Bu çalışmalarımız tamamlarken o denetim standartları blok blok yönelik sektörden buraya çektiğim standartlar. Yani iletişim yönetiminin standartına uymamız lazım. İç kontrol sonuçlarını nasıl toparlayacağız bu standartla bilmemiz lazım. Özellikle 450 artık denetimin sonuna geldiğimiz bir süreç şurası nasıl uygulanacak? Bunu çalışma kağıtlarında gösterebiliyor olmamız lazım. Kalitemizi ispatlamak adına. Tabii ki süreklilikler, tabii ki bilanço tarihinde olaylarda bu aşamanın konusu. Son raporlamada da uyacağımız grup burası. Her şeyden başlangıçta ve bitişte kalite kontrol sonuç itibariyle genel standartlar ve onların içerisindeki yapılacak işler ve onların belgelendirilmesi çok önemli. En son bu tablomu biraz hızlı geçmez gibi bir endişe içerisinde oldum. Son tablomu, bunun üzerinde biraz daha etraflıca
görebiliriz. Çünkü sonuçta aslında bizim denetimimizin itibarı olması için, denetçilerin itibarı olması için, bu güven mekanizmasına katkıda bulunabilmemiz için her şeyden önce bizim kendi yaptığımız işimizin çok doğru ve güvenilir, iyi olması lazım. Ki amaç finansal tabloların doğruluğu ve güvenilirliği konusunda toplumun bilgi kullanıcılarının bir klişesiyle buradan başlayarak da ben vergi inceleme danışmanlığında nelerle karşılaştığımıza örnekler vermek istiyorum. İnceleme elemanının yanına gittik, inceleme alma gerekçemizi öğrenemedik. Bu bir vakaydı. Bir başka vaka yakın zamanda cereyan eden, maalesef eski inceleme elemanı olarak bizleri de üzen bir vakayla karşılaştık. Yeni öğrendim ben de. Küçük işletmeler için vade ayrıştırılması, o bir FRS'ye uyumlu olarak bir yıl sınırı getirilmiş. Orada da çeşitli sorular var aslında ama uzun tutar. Vade ayrıştırılmaması, vergi mevzuatında vade ayrıştırılmaması şeklinde düzenleme var. Yerine reskont yapılıyor. 10. bölümde burada ele almış. Aslında yukarıda bozduğunuz şeyi aşağıda düzeltiyorsunuz. Hasılat raporlamasında yukarıda bozduğunuz şeyi aşağıda düzeltiyorsunuz. Bu önemli. Bir uyum getirilmeye çalışılmış tabii. Stoklarla ilgili yine bu vade farkı ayrımı ve mikro işletmelerde kalmış anladığım kadarıyla. Stok değer düşüklüğü önemli. Burada 274. madde hukukta bir %10 oranı var. Ona benzer olduğunu düşünüyorum. %10 oranından daha düşük, tahmini satış bedeli, maliyet bedeline daha düşük olunca karşılık ayırma sistemine geçilmiş. Vergi mevzuatında kıymeti düşen mallar, ayrıca %10 sınırı da 274. maddede, 278. maddede kıymeti düşen mallarla ilgili uygulama var.